Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda motiflerini anlattığım ceketin yarısını bitirdim. Bir fikir vermesi için bu yarım haldeyken de paylaşmak istedim. Yaka kısmı ve arkada da devam ediyor yakası. Şimdi bunun nasıl birleştirildiğini, motiflerin nasıl yerleştirildiğini göreceğiz. İplik bilgilerini bir anımsatayım istedim. Renk numarası da 6684 Nako Vizon. 4 numarada tığ kullandım. 42 tam motif. 4 tane de yarım motif. İkisi bir kola. Bu ikisi de ceketin diğer koluna kullanılacak. Şimdi biten motifleri nasıl birleştiriyoruz? Ceketi ortaya çıkarırken de nasıl birleştiriyoruz? Ufak bir ayrıntısı var çünkü. Onu hemen yapalım. Motifi hangi noktalardan birleştiriyoruz? Şimdi köşelere 3 zincir çekmiştik son sırada. Bu 3 zincirin tam ortasından ipi bağlayıp örmeye başlayacağız. Şurada ipi bağladıktan sonra badem modeline şöyle batıyoruz. Şu mesafeyi 2 zincirle yükseltiyoruz örgüyü. Yani ekledikten sonra 2 zincir çekiyoruz. Şu bademin ipi de şöyle alıyoruz tek kanadını. Birleştirdiğimiz noktaya en yakın, ortaya en yakın olan tek kanadı alıyoruz. Yani ilmeği tam değil. Şöyle alıyoruz. Şu bademden şuradaki desen bademe kadar birleştiriyoruz. Yani şu köşeyi 2 zincirle badem örgüsüne geliyoruz. Sonra da aradaki 1 zincirlik mesafeyi, sonra trabzanları, gene aradaki 1 zincirlik mesafeyi ve bademi birleştirdikten sonra şuradaki mesafeyi 2 zincirle çekip tam ortaya gene ekliyoruz. Ortadaki köşenin tam ortasındaki zincire şöyle yukarıdan aşağı doğru. Bunu da aynı şekilde tam ortadan ortadaki zincire bu şekilde ve ipi hemen bağlayıp sıkılaştırıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şu ortadaki zincirle yani bağladığımız ilmekle bademin arasına gelene kadarki mesafede çektiğimiz zincir kadar. Hemen birleştirmeyi yapalım. Bademe. İp hep bu şekilde kalacak. Sonra karşısındaki ilmeğin içerisine ilmek kaydırarak ekliyorum. Arada bir zincirlik mesafe örgü vardı. Onu da birleştiriyoruz. Aynı tam karşılığına aynı ilmeklere batıyorum ve ilmek kaydırarak ekliyorum. Sonra trabzanlar başlıyor. İlk trabzana ve ilk trabzana ilmek kaydırarak ekliyorum. İp hep bu şekilde örgünün altında kalıyor. Tığ alıyorum. Yukarıdan aşağı. Karşı tarafa da yukarıdan aşağı ipi alıp ekliyorum. Sonra diğer ilmeğe tam karşılığına ipi de çok sıkmayın. Rahat bir eklenti olsun ki motifin genişliği bozulmasın. Yani burayı çok sık tutarsanız büzer ve genişliğini kaybeder motif. O yüzden gevşek gevşek örmekte fayda var.
Gene diğer ilmeğe, sonra diğerine, tam karşılığına. Çok basit bir örgü birleştirme şekli. Ve de muntazam oluyor. Yeter ki ipi sıkmayın. Püf noktası tam karşılığına gelecek ilmeklere batmak, atlamadan. Çünkü her iki tarafta da ilmek sayısı aynı. Tam birbirine denk gelmesi gerekiyor. Önemli olan ilmekleri tam karşılığı olana batmak. Şimdi son trabzanı da ekleyelim. Aradaki bir zincirlik mesafe tam karşılığında da aynı yere. Şimdi bademin üzerine karşılığında bademi de ördükten sonra şuradaki mesafeyi bir, iki zincir. Aynı şekilde tam ortadaki zincire. Sonra gene tam ortadaki zincire birleştiriyoruz. Gayet güzel. Muntazam bir birleştirme oldu. Ben bunu örerken de birleştirerek denedim. Hoşuma gitmedi. Güzel durmadı. Söktüm. Bunu denedim. Bu daha iyi oldu. Daha muntazam oldu. Bunu tercih ettim. Zaten de çok basit. Göreceksiniz. Şimdi diğer motiflere geçiyoruz. Gene normal örer gibi devam ediyoruz. Köşeye, tam ortadaki zincire ilmek kaydırarak bağlıyorum. Gene bir, iki zincir çekiyorum. Köşeyle şuradaki bademi ek yerine kadar hemen eklemeye başlıyoruz. Önce örgüyü alalım. Sonra şu ip altta duracak çünkü. Tam karşılığına batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Sonra şuradaki zincirin boşluğuna şimdi trabzanlardayız. Gayet kolay bir örgü. Tam karşılığına gelecek ilmekleri batıyoruz. Burada yaptığımız bu birleştirme örgüsünü aynı şekilde diğer kısma da örüyoruz. İp
Hep aşağıda duruyor. Örgüyü yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı batırıyoruz ve bir kere de çıkartıyoruz. Yani ilmek kaydırıyoruz. Tam karşılığına denk gelecek şekilde. Çünkü motifin her iki tarafında da ilmek sayısı aynı. Atlamadan örersek birbirine eşit geliyor zaten. Şimdi son trabzan. Aradaki bir zincirlik boşluk var. Tam karşılığında gene bir zincirlik boşluk. Sonra bademin üzerine zincire gelebilmek için şu ortadaki örgüyü iki zincirle yükseltiyoruz. Tam ortaya ve tam ortaya birleştirme bu şekilde devam ediyor. 3 sıra ikişer tane ekledikten sonra şimdi burası yaka kısmı. Yaka kısmına gelen motifi ters çeviriyorum. Çünkü katlandığı zaman düz tarafının gözükmesi gerekiyor. Bu normal, düz, bu ters. Şimdi eklerken gene aynı şekilde ekliyoruz. Şuradaki içeride aldığımız ilmek devam ediyor. Ters çevirdiğimizi de en dıştaki gene aynı ilmeğe batıyoruz. Şuradaki gibi bize dönük olacak ama gene en dış ilmek olacak. Bu şekilde burada yaptığımız eklemeyi örerek devam ediyorum. Ortadaki zincirlere ekliyorum. Sonra iki zincir. Şimdi şuradaki tabi zinciri şöyle almamız gerekiyor. Sonra bademin içerisinden kaydırarak geliyoruz. Sonra aradaki boşluğa şuradaki bir zincirlik boşluğa şimdi trabzanlar başlıyor. İlmek takip ederek tam karşılığına denk gelecek şekilde ekliyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü sırayı şu motifi ters koyarak ekledik. Bu düz, bu ters. Şimdi 2, 4, 5. sırayı ekliyoruz. Gene buradaki şu omuzu oluşturacak. Değişiklik burada zaten eklemelerde. Yani motif birleştirmelerde bildiğimiz klasik anlamda bir birleştirme olmayacak bu. Şu motif buradan ön kısma, buradan da arka kısma eklenerek şöyle bir üçgen oluşturacak şurada. Şurası omuz kısmı. Burası
yaka, şöyle, burası da yaka. O yüzden şu yaka kısmına gelen iki tane motif tersinden. Buraları tersi. Diğerler düz. Sadece şu yaka kısmı şöyle tekrar göstereyim ki daha anlaşılır olsun. Ve şu kısımda omuz. Yani tekrar söyleyeyim. Şu kenar, şu kenar ön kısma, diğer iki kenar arka kısma eklenecek ve omuzu oluşturacak. Gene 1, 2, 3, 4, 5. sıradan sonra şu yakanın devamı olarak bir tersten motif daha ekliyoruz. Yani şu başlangıç, şu yaka, bu da enseye doğru olan yakanın diğer kısmı. Böyle devam edecek. Diğer o ördüğüm yarı ceketin yarısını da ortadaki en ortadaki motifleri birleştirirken her iki tarafı da birleştireceğiz. Şimdi şu yakanın devamını da gene şuraya 1, 2, 3 tane tersten eklenmiş motif var. Şuraya ekliyorum. Gene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu şekilde oluşuyor. Yani şu 3 motif tersten eklediğimiz şu 3 motif bizim ceketimizin şöyle tekrar göstereyim yakasını oluşturuyor. Şu ense kısmı yani arkayı da birleştirdiğim zaman bu arkaya birleşecek ve yakanın devamlılığını oluşturacak enseye kadar. Kafa karışıklığı olmasın diye bir daha göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 motif bu şekilde. Şurası omuz oluyor. İlk seferde biraz karışık gibi durur. Şu kısım ense oluyor. Daha aklınızda kalması açısından şöyle göstereyim. Şimdi şu araları birleştireceğim. Aslında video çekimi olmasaydı ben arka kısmı bütün örecektim. Yani hiç yarım yarım değil de bütün örecektim. Yanları birleştirecektim ama bu şekilde görüntü çok çok yoğun, çok kalabalık oluyor. Bir de karışık oluyor. O yüzden yarısını bir ördüm. Diğer yarısında daha sakin, daha az motifle çalışmak istedim. O yüzden böyle iki parçalı oldu. Daha anlaşılır olması açısından. Şimdi ben şu araları tekrar buraları yaptığımız gibi birleştiriyorum. Sonra arka kısmı da birleştirip artık tamamen bütün motifleri birbirine ekleyeceğiz ve kolu oluşturacağız. Şimdi şuranın nasıl örüldüğünü, nasıl ekleme yapıldığını da göstereyim. Tabii örgüyle yeni tanışanlar için, yani bilenler için değil, onlar zaten biliyorlar. Şurada ekleme yeri bittikten sonra, bademden sonra iki zincir çekip köşeleri tutturuyorduk. Ama zaten ilk birleştirmede köşeler birbirine tutmuş halde zaten. Ne yapıyoruz? Yükseltiyi örüyoruz. Şurada kalıyor çünkü örgü. Burada köşeye giden zincirler var. Örerken de iki zincirle köşelere çıkıyorduk. Yine aynı mesafe mevcut. Bu şekilde örüyorum. Ortaya şöyle yapayım. Şu şekilde duruyor tığda. Alıyorum, birleştiriyorum. Şimdi iki zincir daha. Bu köşelerle birleştirme noktasına inen mesafeyi vermezsek çok sıkı, sert bir örgü oluşur. O da güzel olmaz. O yüzden bu iki zincirlik mesafeyi unutmayalım. Çünkü birleştirme şu son badem deseninde bitiyor. Köşeye kadar bir iki zincirlik bir mesafe daha var çünkü. Gene ekleme işlemlerini yaparak her ilmeğin
tam karşısındaki ilmeğe batarak devam ediyorum. Burada hangi ilmeğe batıyorsak karşılığında da aynı ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde bakın gayet güzel, muntazam, çizgi halinde ekleme yerleri oluşuyor. Sonunda gene iki zinciri çekiyorum. Gene köşedeki zincirin tek ipine karşılığına bitiriyorum. Bir sıkılaştıran ilmekten sonra kesiyorum. Şu kenarları da çok muntazam olacak. Çünkü herhangi bir oya geçmiyoruz. Bu haliyle bırakacağız. O yüzden bu kenarlarında çok muntazam gözükmesi gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3 tane motifi ters ekledik birbirine. Gene şu şekli yapalım da anlayalım. Şöyle. Şu arada kalan yani ilk ters motifle ikinci ters motifin arasında şöyle 5 santimlik bir açıklık bırakıyorum ki yaka devrildiği zaman şuradaki boşluğu oluştursun. Güzel bir şekilde dönsün diye. Yani sizin yaptığınız örgüye bağlı tabii ki vereceğiniz şu aralık. Bakarsınız şöyle koyarsınız nasıl düzgün duruyorsa o şekilde o kadar bir aralık bırakırsınız ve biraz geriden ipi kesersiniz. Bu arka parça tabii ki yarısı. Tersini çeviriyorum çünkü burası dışarıya bakıyor. Burası içeride kalan taraf yani motiflerin tersi. 2, 4, 6, 8 ve 9 motif ekledim birbirine. Yani 9 da diğer tarafına düşünürsek arka kısım için 18 motif eklemiş olacağız. Şurada verdiğimiz arada hemen diğer parçayı üzerine koyunca ortaya çıkacak. İki, üç, dört, beş, altı. Şimdi şu yaka, burası yaka, burası şu motifle şuradaki motif eklenecek birbirine ve yakayı oluşturuyor. Bildiğimiz kare motif olarak bu omuzları yapmıyoruz. Yani bunun karşılığında başka motif yok. Normalde burada da bir motif olur. Ekleyerek burada kol evi bırakıp tekrar ekleyerek gideriz. Şurası omuzu oluşturur ama bu ceket öyle değil. Şuraya eklediğimiz şu yakanın yanındaki motif bunu eklerken de göstermiştim. Diğer iki kenarı arkaya eklenecek diye. Şöyle şu şekilde eklenecek ve omuzu oluşturacak. Kolu da buraya yapıyoruz. Şurada bir motiflik eksiklik var. Diğerini kapattığımız zaman buradaki motif omuzu oluşturuyor. Umarım anlatabilmişimdir. Önce şuradaki yaka kısmını oluşturan şu motifin yani şu ense kısmındaki yakayı oluşturan şu motifi şu kenarlarını birbirine ekliyorum. Bakın şöyle yaptığımız zaman şöyle şurayı ekliyorum. Ekledim. Bu şekilde. Şimdi şuradaki motifi bu şekilde ekliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi burada bir motif, arkada bir motif olup da düz bir şekilde birleşen bir omuz değil. Yani klasik bildiğimiz anlamda değil.
Şuradaki motif hem ön kısımla hem arka kısımla iki tarafı birleşiyor ve bu şekilde bir omuz ortaya çıkıyor. Şimdi elimizde bir tane motif kaldı. Bu motifte şuradaki inen omuzun hizasına şöyle bir kenar ön kısımla, diğer kenarı arka kısımla birleşiyor ve kolu oluşturacağız. Sonra şöyle göstereyim. Şurada kolu oluşturacağız. Bu yarım motiflerde şu araya ve arka kısımda şu araya geliyor. Burada kolu oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi daha iyi anlaşılıyordur. Şu omuz hemen altına şu demin gösterdiğim motif iki kenarı ön kısma, iki kenarı arka kısma birleşiyor. Omuzun takibinde diğer motifi koyuyoruz kol için ve arada kalan boşluklara da yarım motifleri koyuyoruz. Sonrasında örüyoruz. Şimdi bu son motifi omuzu takip eden şöyle de göstereyim. İlk yaka motifin hemen yanındaki motifin yanına. Böyle gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle üçgen bir şekilde hemen bunu ekliyorum. Ekledikten sonra şimdi elimizde iki tane yarım motif var. Birini şuradaki üçgene, birini buradaki üçgene bu şekilde ekliyorum gene. Her zaman yaptığım gibi aynı örgüyle ekliyorum ve artık eklenmemiş motif kalmayacak. Bunu nasıl ekliyoruz? Şurayı orta kabul ediyoruz. Şuradaki zincire batıyoruz. Aynı hepsinde yaptığımız gibi ilk zincire bağlıyoruz. Bir zincir daha çekiyoruz. İlk badem desene eklemeye başlıyoruz. Şimdi aradaki bir zincirlik desen ilmek pardon. Şimdi trabzanlar. Eklemede hiçbir değişiklik yok. Bütün motifleri eklediğimiz gibi ekliyoruz. Görüntü bu şekilde. Şimdi buradan itibaren motif olmayan düz örgü örüyoruz ve kolu tamamlıyoruz. Bu şekilde örgüyle tamamlayacağız. Ondan önce şurada birleştirmem gereken koltuk altı örgüsü var. Bunu da birleştirdikten sonra kolu örmeye başlıyorum. Şimdi şuradaki kol kısmına koltuk altından ipi bağlıyorum. Ve belirli aralıklarla trabzanlar öreceğiz. Araya bir zincir çekerek. E, 22 tane ikili trabzan öreceğiz. Yanına bir tane daha örüyorum. Araya bir zincir.
Sonra ufak bir mesafe atlayarak aynı zaten geniş geniş şuradaki aralıklar aynı genişliğin boşluğun içerisine ikinci trabzan örüyorum. Bir zincir. Sonra gene ikili trabzan. Bir zincir. İki tane trabzan. Bir zincir. Bir zincir. Motifin ortasına geldim. 6. Şimdi gene bir zincir. Belli aralıklarla ilerliyoruz. Bir zincir. Şurada öreceğimiz örgü kolun çevresini ne fazlası ne eksiği olacak. Tam denk gelecek şekilde örgü yapacağız. Bunu deneyerek ancak bulabilirsiniz. Önce bu şekilde bir örün. Çok kasıyorsa demek ki eksik ördünüz. Bir de çok bol durmayacak. Bu sefer de örgünün devamından daha fazla ilmek yaparsanız bu sefer de bollaşan bir örgü olur. O da güzel olmaz. O yüzden tam çevresi kadar örgü olması gerekiyor ki düz devam etsin. Şuradan gelen mesafe aynı şekilde kol ağzına kadar devam etsin. Bir zincir. Diğer tarafa bu ikili trabzanlardan 22 tane örmüşüm. Denk gelmiş, yeterli olmuş. Yani buraya da bu şekilde 22 tane örgü yapıyorum. 22 tane ikili trabzanlar ördüm. Aralarda birer zincir. Tabii bu benim ölçüm. Yani benim elimden çıkan mesafeyi koruyan yani düz bir şekilde ilerlemesini sağlayan ilmek sayısı bu. Bu sizin elinizde 24 tane de olabilir, 20, 26 tane de olabilir. Şuradaki daralmadan ya da çok bollaşmadan önemli olan ilmek sayısını yakalamak. Şimdi araya bir zincir çekiyorum ve ilk ördüğüm trabzana sırayı bağlıyorum. İki zincir boşluğa bir sık iğne. İki zincir boşluğa bir sık iğne. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İki zincir boşluğa sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 2 zincir son. Şimdi burada başladığım ilk boşluk şurası. Son boşluğu ördükten sonra yandakine geçiyorum. İlmek kaydırarak 3 zincir. Bizim birinci trabzanımız ve 2. Bir zincir yandaki boşluğa yani az önce oluşturduğumuz boşluklara
Şimdi tek tek hepsine iki tane trabzanlar örüyoruz. Araya bir zincir. Boşlukların içerisine iki trabzan. Sırayı gene bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir ve sırayı ilk trabzana bağladım. Şimdi iki zincir ve aralara gene iki zincirlik boşluklar oluşturuyorum. O boşluklarda bir üst sırada gene ikili trabzanlarla iki tane örerek tamamlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm. Son sırayı da 17. sırayı da sadece trabzan örerek bitirmişim. Kızım biraz uzun olsun kolu anne dedi. Uzun tuttum. Yani bir iki sırada kısa yapabilirsiniz aslında. Tabii bu benim ölçüm. Siz de kendi kolunuza ölçerek yapacaksınız. Daha da dar yapabilirsiniz. Daha geniş yapabilirsiniz. Yani bu ceket 38 ve 36 beden için oldu. Birazcık bir yarım santim kadar yani 14 santim olsaydı motifler rahat rahat 40 beden 38-40 beden bir ceket olurdu ki bu büyük bir ceket olurdu kızıma göre. O yüzden yani 13,5 santim gerçekten doğru bir ölçüymüş. Tam ölçüyü yakaladım. Yani 38 ve 36 beden için harika. Tam denk geldi. Yani örgüde zaten her zaman söylüyorum. İki bedeni rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi arka kısımdayım. En son bu kısmı da birleştirip ceketi bütünlüyoruz. Yani etek ucundan başlayarak şöyle yaka ucuna kadar yani en son motife kadar birleştiriyorum. Yaka bu şekilde devriliyor. Tabii birleşmiş olarak. Yani en alttaki motiften en üstteki motife kadar iki parçayı arka ortasından birleştiriyorum. İnternette görüp çok beğendiğim bir motif yerleştirme şekliydi. Mutlaka denemek istedim. Güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yakanın duruşu, omuzların inişi harika bir ceket oldu. Ceket diyorum çünkü hırkadan daha farklı bir görüntüsü var. Hatta şu etek kısmına bir iki motif daha eklersek tam bir kaban oluyor. Kalın bir örgü olduğu için kabana dönmesi çok kolay. Hatta mantı bile yapabilirsiniz etek kısmını daha uzatarak. 38 beden oldu. Mankenin üzerinde tabii ki bayağı bir bol kaldı. Manken 34, bu 38 beden. Ama gene de vücutta nasıl duruyor en azından bir fikir veriyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım çok işinize yarar kıyafetler. Yani ördüğünüze değer, emeğinize değer kıyafetler örebilirsiniz bu videolarla. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.